dışarıdan getirdiğimiz ustalarımızın gayretiyle yaklaşık 50-60 gün gibi bir kısa zamanda bu hale geldi camimiz. İhtiyaçlarımız yok mu? Tabii ki var. Dışarıdan hayır sahiplerinden biz böyle yardımlarını bekliyoruz. Derneğimiz var. Bu dernek vasıtasıyla yardımları bekliyoruz biz. Tabii köyümüzün geliri bellidir. Köylünün geliri bellidir. Köylünün kendi içerisinde kendi yağıyla kavrulmaya çalışıyor. Ne kadar yardım edebilir? Belki gerçekten şunu çok açık ve net söyleyeyim. Böyle toplu bir iş yapılacağı zaman köyümüz buna teveccühü çok fazla. Yani çok güzel bir şey. Tabii bu bizi gururlandırıyor. Böyle işte köyümüz bazı şeylerde imece usulüyle yapılması gereken şeylerde böyle birlik beraberliğini gösterdiği zaman biz de gururlanıyoruz. Yani millet olarak gerçekten biz necip bir milletiz. Ve Emir Köyü de bu necip millet olma şuuru içerisinde hareket ediyor. Yani imece usulüyle yapıyoruz biz bunu. Zaman zaman tabii maddi yardımlar da geliyor. Yani köyden maddi yardımlar da geliyor. Ama yine de tabii bizim ihtiyaçlarımız var. Geniş çaplı başladık. İbadet alanı 200 metrekare. Tüm alanıyla 350 metrekare, 400 kişilik bir cami yapıyoruz. İster istemez ihtiyaçlarımız var. İşte bu konuda da yardımları bekliyoruz. İnşallah yardımlar geliyor. Zaman zaman sağdan soldan gelen yardımlarımız da var ama köyümüz bu konuda gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyor. Peki bu da bir anlamda bizim programımıza da bir duyuru olsun. Yardım yapmak isteyen hayırseverlere çağrı olsun bir anlamda. Çağrı. Ve eğer yardım etmek isterlerse burada yapımına başlamış bir cami var. Peki ne zaman bitmesini planlıyorsunuz? Şimdi bizim inşaatımızı tabii başlarken bir yıl içerisinde bitirebilir miyiz? Çünkü hep köyün gelirleriyle yapılacaktı. Gelirler sınırlıydı. Fakat işte biraz önce bahsettiğim gibi şu birlik ve beraberlik konusunda köyümüzün çok özverili oluşuyla 2 ay gibi kısa bir zamanda bu hale geldiği için biz belki bir yıldan daha önce bitirmeyi ümitlerimiz artmaya başladı. Yani belki bir yıl diye düşünürken belki 7-8 ayda inşallah bitireceğiz. Seneye bu zamanlar inşallah camimizin açılışında belki böyle bir program daha yapmış oluruz. Vakıflar Bankası'nda hesap numaramız var, derneğimiz var. Derneğimizde makbuz karşılığı da yardımlarını bekliyoruz. Aynı olabilir, nakdi olabilir. Her türlü yardıma açığız biz inşallah. Dediğim gibi en kısa ne zaman bitirebilirsek o zaman bitirmeye çalışacağız. Köy muhtarı Abdullah abi yanımıza aldık ve biraz burayı konuşalım istedik. Abdullah abici merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş ben bulduk. Ben Emir Köyü muhtarı. Emir Köyü muhtarı Abdullah Yaşar. Şimdi Abdullah abicim, köyde tabii birçok konuyu konuştuk, röportaj yaptık. Evet. Ablalarla, teyzelerle konuştuk, bir takım hikayeler dinlemeye çalıştık. Köyü bir de sizden dinleyelim. Tabii biz genelde muhtarlara mikrofon uzattığımızda önce o köyün eksikliklerini konuşmayı severiz. Yani burada ihtiyacını duyduğunuz, olması gerektiğine inandığınız neler var? Oradan başlayalım. Köyümüz 1570 yılında kurulmuş. O günden bugüne tütün, hayvancılık üzerine bu döneme gelmiş. Ama 90'lı yılların başlarında tütün yavaş yavaş devlet tarafından kota konunca ıslanmaya başlamış. Bunun yanı sıra da millet başladı yavaş yavaş sanayiye kaçmaya. Sanayiye kaçınca hayvancılık da azalma yaptı. Yani tütün de bitti. Şu anda hani köyün geliri meyve yarı yarıya. Hayvancılık çok cüzi bir şekilde düşme yaptı. Hayvancılıkla geçim sağlayan çok az bir kişi var köyde.
Köyümüzün ihtiyaçlarına gelince, köyümüzün ihtiyaçları şu anda en acil olacak bir şey, köyümüzün orta yerinden bir kanal geçiyor. Kanalın kapanması bir. Camimizi yaptırıyoruz. Camimize hani hayırseverlerin desteğini bekliyorum. Bunlar dışında böyle köyle ilgili eksik diyebileceğimiz başka köyle şey var. Köyle ilgili eksik olarak da devletten en acil olarak istediğim bir konuda sulama kanallarının basit sistem, yeraltı sistemine çevrilmesini istiyorum. Suyumuz şu dönemlerde başladı yavaş yavaş yetmemeye. Ha yetiyor ama içme suyumuza destek vermeye hiç. Daha evvel bizim köyümüzde terpili suyla içme suyu kullanılırdı. Şu anda pompaya döndü. 2010 yılından sondajdan başladık su içmeye. Bundan 5 sene evvelse, 6 sene evvelse, 10 sene evvelse devamlı terpili suyla su içerdi, kaynak suyu. Hiçbir şekilde köye bir masrafı yoktu. Ama şu anda eğer ki barajın, kanalların yeraltı basit sisteme geçip de damlama sistemli sulamalara dönülürse bu köyden suyu her zaman bize terpili sudan hem içmeye hem kullanılmaya her türlü şeye yeterli olabilir. Hani devletten ben bunu istiyorum şu anda. Şimdi baraja baktığımız zaman aslında baraj konum itibariyle köy arazilerinin hemen hemen hepsinin üst tarafında ve dolayısıyla sulamayla ilgili herhalde köyün tamamını sulama olanı sağlıyor değil mi? Sağlıyor. Bunun yanı sıra da komşu köy mesela Küçükenici'ye su verebiliyoruz buradan sulama suyu. Arazilerimiz karışık olduğu için köyler arasındaki bir yani ayrı gayrı hiçbir şey yapmıyoruz. Devamlı kim gelirse gelsin kimseyi geri çevirmeyiz. Saatin bedeli neyse saatin bedelini öder suyunu sular gider. Onlar da bu durumdan faydalanıyor. Evet. Şimdi konuşmamızın başında dediniz ki geçmiş yıllarda tütüncülük yapıldı. O yıllarda ipek böcekçiliği de yine bölgenin temel geçim kaynağıydı. Sonra yine o yıllarda hayvancılık da oldukça iyiydi ama yavaş yavaş azaldı ve bitti. Şimdi günümüze baktığımız zaman Eymir köyü meyveciliğe dönmüş. Evet. Meyvecilikte özellikle işte armut, elma, şeftali diyebiliriz ki şeftali ile ilgili ben Halil amca ile yaptığımız röportajda da ona sormuştum. Eski İnegöl Ziraat Odası Başkanı Niyazi Bey dedi ki şeftalisi en iyi olan köye gidiyorsun. Ben bu konuyu biraz öğrenmek istiyorum. Yani şeftali burada ne zaman başladı ve bugünkü durumu nedir şeftali? 91 yılında baraj başladı. 92-93 yıllarında şeftali dikim başladı. Ondan daha evvel köyümüzde sadece 4-5 hanede elma vardı. Yani meyve üzerine başka hiçbir kimse de ne elma vardı ne armut vardı hiçbir şey yoktu. 91'den sonra göret bitti, şeftali başladı. 93'lerin sonlarında şeftali dikim başladı. 93'ten bu tarafa şeftali hızlandı. Şeftali tüccar genç başladı girmeye, genelde Eskişehir'de giriyordu. Ankaralılar başladı, İstanbullular başladı derken İzmirliler, Bursalılar, Bursa'nın menbaı şeftali. Bursalılar bu sene köyün 2010 yılında %85 şeftalisini komple kaldırdılar. Arama oranı o kadar yüksek ki şeftalinin hani olmaz derece bir tat veriyor insan diline. Hani, bu da buranın şeftalisi evet, kıymetli kılıyor demek evet, ki. Evet çok kıymetli kılıyor. Hani şöyle biz bunu iklimin getirdiğinden yani bir taraf et kavakçılık olmadığı için köyümüzde. Kavak çok meyvanın hani aramasını olsun yetişmesini olsun öldürüyor hepsini bitiriyor. Gölgesi, kökünün çok hani alanın içinde bir kavak dik 20 metre öteye gittiği için kökü başka ağaçların meyvasının şeyini, arama tadını, her şeyini öldürüyor. Kavakçılık olmadığı için biz buna şey yapıyoruz. Çilek vardı, çileğimiz de ona kazadı. Çileğimiz Eskişehir'de, Ankara'da bir numaraydı. Demek ki o zaman toprak olarak da verimli toprak bir olarak, toprak evet. Diyebiliriz. Bir de yine köyün bugün tarlalarda gördüğümüz kabak yetiştiriciliği var. Evet. Biraz da ona değinelim mi? Ne tür kabakları yetiştiriyorsunuz ve daha çok nerelere satıyorsunuz? Kestane kabağı denilen bir tür bu. Beyaz kabaktır. Genelde İzmirliler, Ankaralılar, Bursalılar gelirler, kabağı alırlar. Bu dönemde biraz fazla kabak ekimi azaldı. Geçen sene çok kötü bir piyasa gitti. Millet kabaklarını döktüğü için bu dönemde bu sene tahmini köyde bir işte bir 100 ton falan kabak var.
Yani diğer yıllara göre diğer daha yıllara az göre kabak az. Edildi. Her yıl hani 150-200 tonun üzerinde kabak olurdu. Bu sene tahmini 80-100 ton falan kabak var ama kabağımız da çok iyidir. Hani depoda, depoya attığın zaman dayanma gücü yüksek. Tarlasında kabağı adam eğer çok iyi kuruttuysa, besimini zamanında yapıp da kuruttuysa kabağın durma kapasitesi çok yüksektir. Mart-Nisan aylarına kadar durma kapasitesi vardır depoda. Peki şimdi hani sözümüzün başında bir takım isteklerde bulundunuz. Bunların içerisinde benim en çok önemsediğim şeylerden bir tanesi köyün içerisinden geçen kanal et. Kanalden. Çünkü onun hem ciddi bir görüntü kirliliği yarattığını düşünüyorum ben. Hem de burada yaşayan o küçük çocuklar için çok ciddi tehlike arz ettiğini düşünüyorum. Herhalde o çözülmesi gereken en temel problemlerden biri diyebiliriz. Değil mi? Görüntü kirliliğinin bir taraf et. Bir traktör düştü. 8-10 tane çocuk düştü. Benim ağzım burada canlı şahit. Kendi ayağı kırıldı. Bir hayvanı ben kestim. Kanalın içinde. Çıkaramadık. On sonradan bir işten aldık yukarıya. Büyük bir danaydı. 500 kiloluk. Hani, sürekli böyle problemler sürekli yaşanıyor. Problemler yanına yaşanıyor. Bir araba uçtu içine. Hani önce düğün kanalının kapanması lazım. Sevgili seyirciler, zaman zaman gülerek, eğlenerek, zaman zaman da Eymir Köyü'nün ihtiyaçlarını ve eksiklerini konuşarak bir programın daha sonuna geldik. İnegöl civarında yapmış olduğumuz her programa en az bizler kadar emek veren ve bu programların sizlere ulaşmasını sağlayan burada bir dostumuz var. Ona teşekkür ederek bugünkü programı bitirmek istiyorum. Yaklaşık bundan 1,5 yıl kadar önce bizim bir yılımızı kutlarken, 60. programımızı çekerken konuk olduğumuz Hayriye Köyü, İnegöl'e bağlı Hayriye Köyü'nden Ozan Tümer arkadaşımız. Gerçekten de bu bölgede yapmış olduğumuz hemen hemen her programın içerisinde var oldu ve bize yardımcı oldu. Ondan dolayı çok teşekkür ediyor. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın diyorum. Sererler sarı samanı, harmana sererler sarı samanı.